Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Astrolog Yasemin Sürer. Dolu dolu bir astrolojik gündemle karşınızdayım. Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli. Olabildiğince bunları özetleyerek size anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu etkiler artık 2022 yılının temalarını belirlemeye başlıyor. O yüzden burç yorumlarıma geçmeden önce haftalık genel enerjileri dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum ki bu büyük resmi daha kolay görmenize yardımcı olacak. Evet, zaman gerçekten hızlı akıp geçiyor. Hoş geldin Kasım. Bu ay hızlı başlangıçları ve hızlı gelişmeleri beraberinde getirecek. Şimdi gelin Kasım'ın ilk haftası olan 1-7 Kasım haftasını önce bir değerlendirelim ve bu hafta biz nelerin beklediğine bir bakalım. Ardından da burç ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Hem kendi güneş burcunuzu hem de yükselen burcunuzu dinlemenizi tavsiye ederim. Küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Günlük yorum ve astroloji hakkında daha fazlası için Beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan takip edebilirsiniz. Evet gökyüzünde akrep enerjisi vurgusu çoğalmaya başlıyor. Hem Güneş hem Mars zaten akrep burcunda ve Merkür de 6 Kasım'da bu burca geçiş yapacak. İyiden iyiye parayı, finansı ve ekonomiyi ilgilendiren konular hayatımızın her alanında ön plana çıkacak. Düşüncelerimiz de para ve daha fazla nasıl para kazanırım üzerine yoğunlaşacak. Bu haftanın önemli gökyüzü olayı 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece saat 00.14'te gerçekleşecek akrep yeni ayıdır. Ve yeni ayın etkilerini belki bireysel olarak parasal açıdan hemen yoğun hissetmesek bile global anlamda özellikle 2022 ikbarında zorlu ekonomik koşullarında da iyiden iyi hissedileceğin habercisi. Bu yeni ayla birlikte Kasım ayında borsa, para piyasaları, vergi ve zamlarla ilgili düzenlemeler gündeme gelebilir. Bu dönem riskli yatırımlar yapmamanızı tavsiye ederim yeni ayın etkilerini hafta başından itibaren daha fazla hissetmeye başlayacağız. Biliyorsunuz yeni aylar yeni başlangıçları simgeler ve 10-15 gün etkili olmaktadır. Ama bu sefer hem 19 Kasım'da Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasıyla bağlantılı hem de Uranüs karşıtlı bir yeni ay olacağından çok hızlı gelişmeleri ve başlangıçları beraberinde getirecek. Diğer bir önemli özelliği de 18 Ocak 2022 tarihinde ay düğümlerinin 1,5 yıl boyunca boğa akrep aksına geçiş yapması sebebiyle bunu tetikleyecek ilk tutulma olmasıdır. 5 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ay düğümleri ikizler yay aksındaydı. Şimdi yavaş yavaş bu aksan çıkmaya hazırlanıyor. Tabii etkileri 20, 2022 yılı bahar aylarına kadar da hissedilmeye başlanacak. Bu yeni ay Uranüs etkili dedik. Uranüs değişimin, aneliklerin ve hızlı olayların gezegenidir. Yeni ay enerjisiyle birleştiğinde ise değişimlerin hızlanacağı, özgürlük isteğimizin artacağı ve bu yönde ani fikir değişimlerini göstermektedir. Hafta başında Merkür ve Plüto kare açısının etkilerini yaşayacağız. Bu ne demek? Özellikle Eylül ayından itibaren yaşadıklarımız, ilişkiler, iş, aile her ne yaşadıysak bunların üzerinden tekrar bir geçmek, aldığımız kararlardan ne kadar emin olduğumuzu sorgulayacağımız, eminsek de gerektiğini bunun için mücadele etmemize etken olacak. Burada düşüncelerimiz ve davranışlarımız biraz daha dediğim dedik konuşmayı, isteklerimiz oruna, etrafımızdaki kişilere baskı ve güç mücadelelerini gireceğimizde vurgular. Bu etkinin farkında olursak, Merkür ve Venüs arasındaki iyicil açının getirdiği ilişki ve para konularındaki fırsat ve destekleri daha rahat görebiliriz. Çarşamba ve Perşembe günleri Güneş ve Uranüs karşı karşıya geliyor. Özgürlük isteğimiz artabilir, kabamıza sığamayabiliriz ve en ufak engele bile tahammülsüz ve sinirli davranmamıza sebebiyet verebilir. Sanki artık zincirlerimizden kopma isteğimizin tavan yapması gibi bir ruh halidir bu. Perşembe gecesi saat 00.14'te Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Hayatımızın her alanında tamamlamaları artık keskin ve kararlı yeni başlangıçlara getirecek bir yeni ay olacak. Yeni aylar aslında sakin bir tohum atma dönemi de olsa Uranüs bu yeni aya karşıtlık yapacağı için çok sakin olmayacağını da habercisidir. Yeni ay sarısında Merkür ve Venüs de son derecelerinde olacağı için bazı zorlukları getirecek görünüyor. Hızlı gelişmeler yaşayacağız ve kendimizden emin bir daha geri dönmemek üzere kararlar alıp kararlı bir şekilde doğru bulduklarımız için önümüze bakacağız. Uranüs aynı zamanda uyanışın da simgesidir. Önemli farkındalıkları da bize katacak. Başka önemli bir gökyüzü olayı ise Venüs 5 Kasım'da 6 Mart'a kadar kalacağı Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Bu sefer uzun sürecek bir transit olacak. Normalde Venüs bir borçta bu kadar kalmaz ama bu sefer bu borçta geri hareketini de yapacak. Venüs retroları 18 ayda bir olur. 19 Aralık 29 Ocak 2022 arası Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki geri hareketini yaşıyor olacağız. Ardından normal hareketini dönmeye başlayacak ve ancak 6 Mart 2022 tarihinde yeni bir burca, kova burcuna geçiş yapacak. Venüs hayattaki beğenilerimiz, hayattan zevk aldıklarımız, aşk, güzellik, estetik, ilişkiler ve para gibi konuları temsil eder. Venüs oğlak burcuna kendini iyi hissetmez. Oğlak enerjisi daha soğuk, kuralcı, mesafeli, sistematik, hedef odaklı, zaman zaman karamsar çalışır. İlişkilerde istek ve talepler daha kısa cümlelerle, daha kuralcı biçimde ortaya konur. Ama bu dönem başlayan yeni ilişkilerde daha kalıcı etkiler barındırmaktadır. Mesela ortaklıklar için faydalıdır bu süreç. Güzellik ve estetik işlemlerin hiç tavsiye edilmediği bir zamanda Venus Retro'ları. Yine bu dönem ilişki ve parasal konularda ciddi krizler gündeme gelecek. Maalesef çok kolay bir süreç olmayacak bu. Ülke haritamıza baktığımda ise yine para, finans ve finansla ilgili kurumlarla ilgili sıkıntılar ve sorunlar fazlalaşacak görünüyor. Haftanın genel etkilerinden size bahsettikten sonra şimdi haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili koç ve yükselen koç burcu. Hızlı bir hafta bizi beklemektedir. Hafta başında ilişki ve ortaklıklar konusuna geçmişe dair konularla ilgili netleşmeleri sağlayacak. Zaten son haftalardır bir sürü konuyla ilgilendiniz. Konuşmalar yaptınız, kararlar aldınız. Şimdi ise son kez aldığınız kararların bir üzerinden geçirmesi olarak düşünebilirsiniz. Yani bilmediğiniz yeni konular önünüze gelmeyecek. Öte yandan arkadaş ve sosyal çevreniz tarafından destekleniyor olacaksınız. Hafta ortası parasal konularda bir aksilik oluşabilir veya ani harcamalar yapmanız gerekebilir. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece akrep yanayı gerçekleşecek. Sizin ortaklı paralarınız, işiniz ve ortağınızın parası veya ödemeler, kredi, borçlar, vergi konusunda sorunları ve bir takım şeyleri önünüze getirebilir. Burada şunu fark edebilirsiniz. Belki bugüne kadar sürdürdüğünüz düşünce ve davranış tarzını bir değişikliğe gitmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Bu deneyim size yepyeni bir farkındalık katacak. Yeni ay aynı zamanda sağlık konusunda dikkat etmeniz gerektiğini vurgular. Önümüzdeki 10-15 günlük süreçte sizin, eşinizin veya bir aile üyesinin sağlık konusuyla ilgilenmeniz gerekebilir. Venüs'ün 5 Kasım'dan itibaren Oğlak Burcu'na geçişi 6 Mart 2022 tarihine kadar kariyer evinizde ge gerçekleşecek. Bu transit toplumsal statünüz ve amaçlarınız için daha fazla disiplinli bir çalışmaya sizi teşvik edecek. Yöneticilerinizle ilişkileriniz daha ön plana çıkıyor. Gerekli saygı ve mesafe korumanız sizin lehinize olacak. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar burada geri hareketini yapacağı için bazı halledilmesi gereken sorunlar oluşturabilir. Mesela yıl sonunda almaya hedeflediğin sama artışını veya terfi almanız için daha fazla çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. 6 Kasım'da Merkür akrep geçişiyle birlikte daha fazla nasıl para kazanırım veya borçlarımı nasıl kapatırım ile ilgili düşünceleriniz artacak. Alacak verecek dengesini oturtmaya daha fazla odaklanabilirsiniz. 24 Kasım'a kadar düşünceleriniz bu konular etrafında dönecek. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burcu, gökyüzünün oldukça hareketli olduğu bir haftaya giriş yaptık. Hafta başında çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularına beliren bir sorunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Hafta ortası sinirsel gerginlikleriniz ve huzursuzluklarınız artabilir. Sakin olmaya çalışın. Gökyüzünde akrep enerjileri çoğalıyor ve biliyorsunuz ki akrep burcu tam karşınızda. Yani artık ilişkileriniz daha fazla öne çıkıyor ve bu alanda 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece akrep yeni ayı gerçekleşecek. Yine 19 Kasım'daki ay tutulması da sizin burcunuzda gerçekleşecek. Ve bu 18 Ocak 2022 tarihindeki ay düğümleri sizin burcunuza geçecek ve bu tutulma boğa aksına, boğa akrep aksına geçmesinin ilk tetikleyecek tutulma olacaktır. Ay düğümleri sizin burç aksına bu burç aksınıza 18 yılda bir geçmektedir. Yeni bir hayat döngüsünü başlatacaksınız. Hem ilişkilerde denge sağlamayı hem de kendinizin de hakkına girmemeyi öğreneceksiniz. Şimdi 5 Kasım'daki Akrep Yeni dönecek olursam sizin ilişkiler ve ortaklıklar evinize gerçekleşecek. Burada önemli şeyler fark edebilir ve yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu etkiler 2022 yılının da ana konuları olacak. Özellikle bu yeni ayda ortaklı paralarla ilgili bir takım durumlar yaşayabilir ve artık bugüne kadar ki bakış açınıza bir nokta koyabilirsiniz. Ve 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar o Oğlak Burcu'nda bulunacak. Yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetleriniz, medya, akademik konular veya varsa hukuki işlerinizle ilgili daha kalıcı ve istikrarlı adımlar atmak isteyebilirsiniz. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için bu konular veya aile büyükleriyle ilgili bazı maddi manevi sorunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 6 Kasım'da Merkür Akrep Geçişi birlikte 24 Kasım'a kadar ilişkiler ve ortaklıklar konusunda düşünceleriniz ön plana çıkıyor. Bunlar üzerine daha fazla düşünecek ve iletişime geçeceksiniz sevgili boğalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Hızlı olay ve gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yaptık. Hafta başında ilişkiniz, yaratıcılığınız veya çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili son haftalarda sizi meşgul eden bir konuyla tekrar ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Belki iletişimde sıkıntılar oluşabilir ve biraz gergin hissedebilirsiniz. Hafta ortası beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz ya da daha kural tanımaz bir ruh hali içine girebilirsiniz. Diğer taraftan bu hafta çevrenizden güzel destekler alacaksınız. Gökyüzüne akrep enerjisi vurgusu çoğaldı. Bu da sizin çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularına vurgu yapmakta. Ve bu alanda 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece akrep yeni ayı gerçekleşecek. Bu yeni ay Uranüsyen bir yeni ay ve etkileri 2022 yılında da tezahür edecek. Çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla gelişecek olaylar ve durumlar belirebilir. Bugüne kadar sabrettiğiniz bir olayla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Ve artık son noktayı koymak isteyebilirsiniz sevgili ikizler. Günlük koşturmacanın da fazla olduğu bir Kasım ayı yaşayacaksınız. Fazla efor yüzünden sağlık durumunuzu ihmal etmenizi tavsiye ederim. Ve 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak Burcu'nda bulunacak. Ortaklı paralarınız, eşiniz ve ortağınızın parası, ödemeler, kredi, vergi, borçlar konusunda da yapılanma ve daha disiplinli, disiplinli davranmanızı gerektirecek bir süreç olacaktır. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için geçmişten kalan bazı konular veya sorunlar önünüze gelebilir. 6 Kasım'da Merkür Akrep Geçişi birlikte 24 Kasım'a kadar zihnen de çalışma ortamınız, çalışma koşullarınız, günlük koşulmacalarınız üzerine yoğunlaşacaksınız. Daha diptekini anlamaya yönelik az da kolay ikna olmayacağınız bir süreç olacak sizin için. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burcu, hızlı bir haftaya başlıyoruz. Hafta başında son haftalarda kariyer ve aile hayatınıza meşgul olduğunuz konular tekrar önünüze gelebilir ve iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Öte yandan çevrenizden güzel destek ve fırsatlar da var. Hafta ortası Güneş-Uranüs karşı karşıya, aşk hayatınızda veya çocuğunuz varsa çocuklarınızla ilgili, bazı beklenmedik ve sizi huzursuz eden olaylar yaşayabilirsiniz. 5 Kasım'daki akrep yeni ayı, Perşembe Cuma'ya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay. Duygusal olarak sizi biraz zorlayabilir. Sevdiklerinize veya çocuğunuzla ilgilenmeniz gereken bir sorun gündeme gelebilir. Veya yaratıcınız ön planda bir iş yapıyorsanız da bir tıkanma hali yaşayabilirsiniz. Burada aslında bu olay size önemli bir farkındalık ve bakış açısı katacak. Daha önce fark etmediğiniz bir durumu farklı ele alabilir ve bu da daha kararlı güzel yeni bir sayfa açmanızı etki edecek. Bu konular 2022 yılında da ana temalar olmaya devam edecek. 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak Burcu'nda bulunacak. Biliyorsunuz Oğlak Burcu tam karşınızda yer almakta. Demek ki ilişkiler ve ortaklık teması ön plana çıkacak. Daha çok mantık odaklı ilişkiler içine girmek isteyebilir. Daha fazla insanlarla nasıl ortaklıklar yaparım ve kazancımı arttırabilirim diye daha fazla hedef odaklı ilerlemeye başlayabilirsiniz ama Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için geçmişten kalan konular önünüze gelebilir. 6 Kasım'da Merkür akrep geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar da zihnen daha derin düşüneceğiniz bir söyleyecek uyuyorsunuz. Ama bazı düşünceler sürekli zihninizde dolaşıp sizi yorabilir. Ve iletişiminiz bunlar üzerine yoğunlaşabilir. Aşk hayatınızda biraz daha takıntılı bir düşünce haline girebilir. Kıskançlıklar yapabilir. Veya çocuğunuz varsa onun da üzerine daha fazla düşebilirsiniz. Daha endişeli ve takıntılı olabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslan ve yükselen aslan burcu. Hızlı olay ve gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yaptık. Hafta başında yakın çevre, kardeş ve akrabalarınızla ilgili son haftalarda da ilgilenmek durumunda kaldığınız bir konu önünüze gelebilir. ve düşüncelerinizle, son zamanlarda yoğunlaştığınız temalarla ilgili tekrar bir gözden geçirmede söz konusu olabilir. Hafta ortası, güneş Uranüs karşıtlığı aile ve kariyer konularında biraz gerilmenizi etkileyecek olaylar yaşamınıza etken olabilir. Bu baskı altında kendinizi kısıtlanıyor hissedebilirsiniz. 5 Kasımlık Akrep Yeni Ayı Perşembe Cuma'ya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay. Aile ve kariyer alanınızda bazı gelişmeleri önünüze getirecek. Hızlı olaylar ve gelişmeler bu iki taraf arasında dengeyi bulmanızın kolay olmayacağını göstermektedir. Burada yeni bir bakış açısı, farkındalık ileriye doğru yeni bir sayfa açmanızı sağlayacak. Ki bu önemlidir. Çünkü 2022 yılında da bu konular hayatınızda ana temalar olacağı için şimdi atacağınız adımlar işinizi kolaylaştıracak. 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak Burcu'nda bulunacak. Bu da çalışma ortamınızda ve günlük rutinlerinizde daha disiplinli ve planlı programla çalışacağınızı göstermektedir. Sağlık konusunda da destekleyici, iyicil bir geçiştir bu. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için geçmişten kalan konular önünüze gelebilir çalışma ortamınız, çalışma ortamınız ve çalışma arkadaşlarınızla eski defterler açılabilir. 6 Kasım'da Merkür Akrep Geçişi birlikte 24 Kasım'a kadar aile ve kariyer alanınıza düşünceleriniz yoğunlaşacak ve bu konulara daha fazla zihnen mesai harcayıp bunlarla ilgili daha fazla konuşacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu, hızlı gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yapıyoruz hafta başında son haftalarda maddi konularınızla alakalı bazı durumları da önünüze getirdi. Bunlarla ilgili yapılması gereken bir işle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz ama çevrenizden güzel destekler de alacaksınız. Hafta ortası güneş Uranüs karşı karşıya. Eğer sosyal medya üzerinde veya iletişimle ilgili işleriniz varsa fikir değişimleri veya huzursuz durumlar yaşamınıza etki edebilir. 5 Kasım'daki akrep yeni ayı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay. Bu alanınızda yeni bakış açısıyla yeni bir sayfa açmanıza etken olacak. Mesela yakın çevrenize karşı kazandığınız yeni bir bakış açısıyla sizin lehiniz olacak farklı bir tutum içerisine girebilirsiniz. Veya iletişim, sosyal medya veya eğitim konularıyla ilgili artık geçmiş düşünce kalıplarınızı bırakıp yeni adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Yakın çevrenize veya ailenize yanlış anlaşılmalar ve tartışmalar da artabilir. Burada attığınız tohumlar 2022 yılında da önemli şekilde yol almanıza etkileyecek sevgili Başaklar. Ve 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak burcunda bulunacak. Aşk, flört, yaratıcılık ve çocuklarınızla ilgili temalar ön plana çıkıyor. Bu alanda daha kuralcı davranmaya başlayacaksınız. İstek ve beklentilerinizi daha net şekilde söyleyeceksiniz. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için geçmişten kalan konular önünüze gelebilir. 6 Kasım'da Merkür Akrep geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar yakın çevre, kardeş, sosyal medya, eğitim, yakın seyahatler konularıyla ilgili zihnen daha fazla meşgul olacağınızı göstermektedir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi burcu. Gökyüzün oldukça hareketli olduğu bir haftaya giriş yaptık. Hafta başında son haftalarda ev ve aile konularına ilgilendiğiniz konuların ve aldığınız kararların üzerinden geçmeniz gerekebilir. Öte yandan çevrenizden güzel destekler alabilirsiniz. Hafta ortası güneş-uranüs karşıtlığı var. Maddi konularla ilgili bir sorunla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Huzursuz ve gergin hissetmeye daha açıksınız. Bu sebeple içsel olarak sakin olmaya çalışın sevgili teraziler. 5 Kasım'daki akrep yeni ayı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay, bu alanınıza gerçekleşecek. Maddi konularla alakalı yeni bir bakış açısı neticesine yeni adımlar ve yeni kararlar almak isteyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Buradaki farkındalıklarınız önemli. Zira 2022 yılında ana temasını oluşturacak bir etki olacak. 5 Kasım'daki Venüs, 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak Burcu'nda bulunacak. Ev, aile konularına daha kararlı ve kuralca bir tutuma geçiş yapacaksınız. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için geçmişten kalan tamamlanması gereken konular önünüze gelebilir. 6 Kasım'da Merkür akrep geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar daha fazla maddi konular üzerine düşünebilir, yeni fikirler geliştirmeye, sorunların üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrep ve yükselen akrep burcu. Hızlı gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yaptık. Gökyüzünde akrep enerjisi çoğalıyor ve bu haftaki yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Yine 19 Kasım'daki ay tutulması da sizin karşıt burcunuzda boğa burcuna gerçekleşiyor. Önemli bir, önemli bir bilgi vermek istiyorum. 18 Ocak 2022 tarihindeki ay düğümleri sizin burcunuza yani boğa akrep aksına geçecek. Ve bunu ilk tetikleyecek tutulma ee, boğa, e, ay tutulması olacak. Ay düğümleri sizin burç aksına 18 da bir geçmektedir. Yeni bir hayat döngüsünü başlatacaksınız. Hem ilişkilerde denge sağlamayı hem de kendinizin de hakkına girmemeyi öğreneceksiniz. Hafta başına son haftalarda ilgilendiğiniz konular veya aldığınız kararlarla ilgili tekrar üzerinden geçmek isteyebilirsiniz. Öte yandan yakın çevrenizden fikirsel anlamda da güzel destekler alacaksınız. Hafta ortası güneş ve Uranüs karşı karşıya. İlişkilerinizle ilgili bazı beklenmedik durumlar üzerinize gerginlik ve baskı yaratabilir. 5 Kasım'daki akrep yeni perşembe-cumaya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay, kendiniz ve ilişkilerinizle ilgili gözlemlediğiniz, yaşadığınız tecrübeler ışığında yeni bir bakış açısıyla yeni bir sayfa açmanıza etken olacak. Bu etki parasal konuları da içermektedir akrep enerjisi olduğu için. Buradaki yeni bir bakış açıları önemli. Zira 2022 yılında ana temalarını oluşturacak. Bu yüzden şimdi attığınız tohumların seneye faydasını göreceksiniz sevgili akrepler. 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak Burcu'nda bulunacak. Yakın çevrenizle daha mantık odaklı, belki biraz daha mesafeli bir iletişime geçiş yapacaksınız. Yine sosyal medya üzerine iş yapıyorsanız daha disiplinli bir kuralcı çalışmaya veya işinizle iletişime daha fazla ağırlık vermeye başlayabilirsiniz. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için bu alanda eksikleriniz geçmişten bu yana tamamlanması gereken konular veya yakın çevrenizle ilgili sorunları önünüze getirebilir. 6 Kasım'da Merkür akrep geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar zihnen kendiniz için artık nasıl daha rahat harekete geçerim ve kendimi nasıl ön plana alacağınızı, ikili ilişkilerinizle ilgili alacağınız kararlarla ilgili düşünce ve fikirlerinizin yoğunlaşacağı bir süreç başlayacak sevgili akrepler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yay ve yükselen yay burcu. Gökyüzünün oldukça hareketli olduğu bir haftaya giriş yaptık. Hafta başı son haftalarda yakın çevrenizle ilgili bir konunun tamamlanması, parasal bir konuyu halletmek veya kafanızın meşgul olduğu konularla ilgili aldığınız kararların üzerinden geçmenizi gerektirebilir. Öte yandan çevrenizden güzel destekler de alacaksınız hafta ortası güneş Uranüs karşıtlığı var. Çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz veya sağlığınızla ilgili bazı durumlar size gergin, gerginlikler oluşturabilir. 5 Kasım'daki akrep yeni ayı Perşembe Cuma'ya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay kendinize ilgili büyük bir farkındalık geliştirmenizi sağlayabilir. Bunun neticesinde yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bu dönem alacağınız kararlar önemli çünkü 2022 yılında da bu yeni bakış açılarınız, attığınız yeni adımlar işinizi kolaylaştıracak. 5 Kasım'da Venüs, 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak burcunda bulunacak. Maddi konularda daha disiplinli ve daha sistematik çalışmaya başlayacaksınız. Harcamalarınıza daha tutumlu davranabilirsiniz. Ve Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar geri hareketini yapacağı bu alanda eksikleriniz veya geçmişten bu yana tamamlanması gereken konular önünüze gelebilir. 6 Kasım'da Merkür akrep geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar çalışma koşullarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularına daha fazla kafa yorabilir ve de kendi endişe ve korkularınızla daha fazla yüzleşeceğiniz bir dönem olacak sevgili yaylar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu. Hızlı gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yaptık. Hafta başında son haftalarda kariyer ve aile konularına ilgilendiğiniz konularla alakalı bir tamamlanma, bir üzerinden geçme etkisi var. Hafta ortası Güneş Uranüs karşıtlığı var. Gelecek hedefleriniz, arkadaş, sevgili veya çocuklarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. 5 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşecek. Bu yeni ay Tam da bu noktaya gelecek hedefleriniz ve arkadaş sosyal çevrenizle ilgili yeni bir bakış açısı elde etmenize etken olacak olaylar yaşatacak. Burada alacağınız yeni kararlar ve attığınız tohumlar 2022 yılında da önemli şekilde yol almanızı etki edecek. Bu hafta biraz daha gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Size ra sizi rahatlatacak, rahatlatacak şeylerle ilgilenme ihmal etmeyin sevgili oğlaklar. 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar burcunuzda bulunacak. İlişkilerden yana güzel ve destekli bir enerji bu. Onlardan beklentilerinizi ve isteklerinizi daha rahat ifade edebilir ve daha kuralıcı bir tutum sergileyebilirsiniz. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için bu konularda sorgulam sorgulamalarınız, eksikleriniz veya geçmişten bu yana tamamlanması gerekenler önünüze gelebilir. 6, 6 Kasım'da Merkür akrep geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar düşünceleriniz daha fazla geleceğe yönelik. Nasıl adımlar atabilirim? Hayallerimi gerçekleştirmek için neler yapmam lazım? Arkadaş ve sosyal çevremden nasıl destekler alabilirim gibi temalar üzerine düşünce ve fikirleriniz yoğunlaşacak sevgili Oğlaklar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kova ve yükselen Kova burcu. Hızlı olay ve gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yaptık. Hafta başında, son haftalarda Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, medya, ticari ve hukuki konularda üzerinde çalıştığınız ve aldığınız kararları tekrar bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Öte yandan çevrenizden güzel destek ve yardımlar da söz konusu. Hafta ortası Güneş ve Uranüs karşıtlığı var. Kariyerinizle ilgili beklenmedik bir gelişme veya kariyer-aile arasındaki dengeyi oluşturmadaki bir zorluğu beraberine getirecek etkiler mümkündür. Biraz daha huzursuz hissedebilirsiniz. Ardından 5 Kasım'daki akrep yeni ayı, perşembe-cumaya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay, kariyer ve meslek hayatınızda toplumsal statünüzle ilgili kariyer ve meslek hayatınızda denge oluşturmak adına yeni bakış açılarını ve kararları ortaya çıkaracak. Bu dönem alacağınız kararlar önemli çünkü 2022 yılında bu yeni bakış açılarınız ve attığınız yeni adımlar işinizi kolaylaştıracak. 5 Kasım'da Venüs, 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak burcunda bulunacak. İlişkiler ve para konularını biraz daha mantık odaklı, daha kuralcı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alana geri hareketini yapacağı için eksikleriniz veya geçmişten bu yana tamamlanması gereken konular önünüze gelebilir. 6 Kasım'da Merkür akıp geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar yeni ay enerjisinin ortaya çıkardığı konular kariyer ve aile hayatınızla ilgili zihnen daha meşgul olacaksınız sevgili kovalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balık ve yükselen balık burcu. Gökyüzün oldukça hareketli olduğu bir haftaya giriş yaptık. Hafta başında son haftalarda maddi konular veya ilişkilerinizle ilgili bazı endişeleriniz ve korkularınızla tekrar yüzleşebilir ve aldığınız kararların üzerinden son, ke son kez geçmek isteyebilirsiniz. Öte yandan çevrenizden güzel destek ve yardımlar da alacaksınız. Hafta ortası Güneş, Uranüs karşıtlığı var. Belki yakın çevre, belki de yurt dışı bağlantılı, ticari, eğitim ve hukuki işlerinizle ilgili ani bir bakış açısı getirecek etkiler yaşayabilirsiniz. 5 Kasım'daki akrep yeni ayı, Perşembe Cuma'ya bağlayan gece gerçekleşecek bu yeni ay, hayatınızdaki bakış açınızla ilgili ki bu hem mesleki hem de ailevi hem de ilişki konularını da içermektedir. Yeni kararlar alacağınızı göstermekte. Bu dönem alacağınız kararlar önemli. Çünkü 2022 yılında bu yeni bakış açılarınız ve attığınız yeni adımlar işinizi kolaylaştıracak. 5 Kasım'da Venüs 6 Mart 2022 tarihine kadar Oğlak Burcu'nda bulunacak. Hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak için biraz daha mantık odaklı ve bunlar üzerine daha disiplinli çalışacağınız bir tutum sergileyebilirsiniz. Arkadaş ve sosyal çevrenizden de güzel destekler almanız mümkün. Venüs 19 Aralık'tan itibaren 29 Ocak 2022'ye kadar bu alanda geri hareketini yapacağı için eksikleriniz veya geçmişten bu yana tamamlanması gereken konular önünüze gelebilir. 6 Kasım'da Merkür akrep geçişiyle birlikte 24 Kasım'a kadar yeni ay enerjisinin ortaya çıkardığı konular üzerinde daha fazla düşünebilir ve zihninizi yorabilirsiniz sevgili balıklar. Haftanız güzel geçsin.